Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin denizlerdeki gücü, Mavi Vatan'ın sessiz koruyucuları İstanbul Boğazı'nda görüntülendi. Görüntüleriyle dahi dosta güven, düşmana korku veren Türk denizaltıları İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'deki görevine doğru yol aldı. Boğaz'dan geçerken havadan görüntüleri çekilen Türk denizaltıları, görenleri adeta büyülemeyi başardı. Mavi Vatan'ın sessiz koruyucuları olarak da bilinen Türk denizaltıları tüm heybetiyle Boğaz'ı geçerken oldukça eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler karşıma çıktığında bugün mutlaka Türk denizaltıları hakkında bir video yapmam gerektiğini düşündüm. Yeni projelerden çok Türk Deniz Kuvvetlerimizin sessiz koruyucularını tanıtmak istiyorum. Şu anda envanterimizde bulunan denizaltıların çoğunluğu yurt dışından tedarik edilmiş olsa da artık kendi denizaltılarımızı da üretiyoruz. Türkiye, savunma sanayi alanında hiçbir detayı atlamadan elindeki tüm platformları ve mühimmatları yerlileştirmek için hiç durmadan çalışmaya devam ediyor. Öncelikle elimizde bulunan denizaltılardan, sonra da yerli ve milli denizaltı geliştirme projelerinden bahsedeceğim. Benim en sevdiğim denizaltımızdan başlamak istiyorum. TCG Sakarya S-354. TCG Sakarya, Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren Preveze sınıfı bir denizaltı. Sloganı, derinlerdeki sessiz güç. TCG Sakarya, Almanya'da tip 209 T2-1400 olarak inşa edilmiştir. 28 Temmuz 1994'te denize indirilmiş ve 21 Aralık 1995'te Türk donanmasına katılmıştır. Gür sınıfı denizaltılarda 9 subay, 30 as subay, 2 uzman erbaş, 3 er görev yapmaktadır. 61.2 metre uzunluğuna sahip, aktif olarak hizmetine devam ediyor. İsmini ise daha önce donanmada 1931-1949 arasında görev yapan TCG Sakarya ve 1948-75 arasında görev yapan TCG Sakarya S-332 denizaltılarına istinaden almıştır. Arkasından ise hepinizin en az bir defa adını duyduğunu düşündüğüm bir denizaltıdan bahsetmek istiyorum. 214 sınıfı tipi TCG Piri Reis, 2019 yılında havuza çekilen Türk denizaltısı. 214 sınıfı denizaltılarının Türk Deniz Kuvvetleri'nde ilk olan gemi, Ekim 2015'te kızağa konmuş, 2020 yılında denize indirilmiştir. 2022 yılında resmi olarak hizmete girecek denizaltı sınıfıdır. 214 sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olup, Türk donanmasının en gelişmiş denizaltılarındandır. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Alman Tyson Group Deniz Sistemleri firması arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe yeni tip denizaltı projesi girmiştir. Bu proje kapsamında 6 adet U-214 sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa faaliyetleri başlamış, 2015 yılında kızağa çekilen ilk gemi ise TCG Piri Reis olmuştur. Son olarak, sloganını en beğendiğim denizaltıdan da bahsedeyim ve sonrasında yerli denizaltı projelerimize geçelim. TCG Çanakkale S-358, Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren Gür sınıfı ikinci denizaltıdır. Sloganı ise, kahramandır soyumuz, bize kefen biçilmez, düşmana öğüttür, Çanakkale geçilmez. TCG Çanakkale, Pendik'te bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda tip 209 T2-1400 olarak inşa edilmiştir. 22 Temmuz 1999'da ilk kaynağa atılmış ve 23 Haziran 2002'de denize indirilmiş, testlerden sonra 20 Haziran 2004'te Türk donanmasına katılmıştır. Gür sınıfı denizaltılarda 9 subay, 31 as subay, 2 uzman erbaş, 3 er görev yapmaktadır. 61.2 metre uzunluğunda aktif olarak görevine devam ediyor. İsmini daha önce donanmada görev alan 1950-1972 arasında TCG Çanakkale S-333 ve 1973-98 arasında görev yapan TCG Çanakkale S-341 denizaltılarına istinaden almıştır.
Ve gelelim yerli denizaltı projemize. MİL'den ya da tam adıyla Milli Denizaltı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi planlanan denizaltı projesi. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan kalkınma programı kapsamında tamamen yerli tasarım bir denizaltı için teknik ve operasyonel çalışmalar devam etmektedir. Gölcük Tersanesi'nde üretilecek olan denizaltı projesi kapsamında STM kuruluşu tarafından çeşitli kavramsal tasarımlar da yapılmıştı ve STM'nin denizaltı projesini 2023 yılında tamamlayacağı açıklanmıştı. Reis sınıfı denizaltılardan sonra Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde havadan bağımsız tahrik sistemli ikinci denizaltı olacak denizaltılarda sessiz seyir, gelişmiş torpido ve güdümlü füze fırlatma sistemlerinin yer alması planlanmaktadır. 2021 yılı içinde denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 olarak adlandırılan baş kısım Türkiye'de üretildi. MİL'den projesinden önce son yabancı lisanslı üretim projesi olan yeni tip denizaltı projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Almanya'nın Tyson Group Marine Systems firmasıyla yaptığı 22 Haziran 2011 tarihli anlaşma ile U-214 AIP tipi 6 adet reis sınıfı denizaltının üretilmesi planlanmıştı. Denizaltıların 2030'lu yılların ikinci yarısından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması öngörülmektedir. MİL'den projesini destekler nitelikte yeni geliştirilen milli mühimmatlar da hazırlanmaktadır. 200 kilometre menzilli milli gemi savar füzesi Atmaca, milli ağır torpido Akya ve geliştirme süreci tamamlanan milli torpido aldatma karıştırma sistemi Zargan'a bu denizaltılara da entegre edilecektir. Diğer yeni ürünlerden olan torpidoya karşı savunma torpidosu Tork ve Orca adlı hafif torpidonun MİL'den ve muhtemel ilki 22 Mart 2021'de denize indirilen TCG Piri Reis ile başlayan reis sınıfı denizaltılarda kullanılacağı tahmin edilmektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.